Değerli arkadaşlar, dünden bugüne turizm eğitimi serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, önceki ismiyle Çukurova Üniversitesi İktisadi İdareler Fakültesi Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyelerinde, sonraki adıyla Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyelerinde Profesör Bilge Dilmen hocamız. Kendisi Mersin'de hemen bütün arkadaşlarımızın çok yakından tanıdığı, çok yakından sevip saydığı bir hocamız. Diğer okullardaki arkadaşlarımız, mezunlarımız belki çok farkında değillerdir ama Mersin'den yola geçen bütün arkadaşlarımız kendisini çok iyi tanırlar. Birazdan burada 5-10 dakikada bir sohbet ediyoruz. Kendisinin geçmişteki öğrenciler olan diyaloğunu da anlatıyordu hocamız. Dolayısıyla kendisi 1981'de bildiğim kadarıyla Mersin'de bizim yüksekokulda çalışmaya başlamış. Emeklilik yılını bilmiyorum ama birazdan konuşacağız. Dolayısıyla nereden baktığınızda 30 yıldan belki fazla bir orada çalışmışlığı, görev almışlığı var. Oldukça da deneyimi de var. Bir ara kendisi yüksekokul müdürlüğü de yaptı. Bunları da konuşacağız. Dolayısıyla farklı pencereden bakacağız. Daha önce Meral hocamız vardı. İzmir, İstanbul gözüyle baktık. Geçen hafta Alp hoca vardı. İzmir gözüyle baktık. Bugün de biraz Akdeniz'e gidelim. Akdeniz gözüyle bakalım istedik. Doğu Akdeniz gözüyle. Bilge hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz hocam. Çok iyi. Sizleri gördük. Daha iyi oldu. Ne Evet. güzel. Başlayabilir miyiz hocam yarışmaya? Yarışmaya başlayalım ama terlemeyelim. Yarışmaya Terlemeyelim. başlayalım. O zaman kolay soruyu Nazmi sorsun hocam. Hocam kısaca akademik hayatınızdan bir bahsedebilir misiniz sizi tanımayanlar için? Ve tabii ki üniversite Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi. Oradan mezun olduktan sonra devlet bursuyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın meşhur bir 14-16 sayılı bir kanunu ile burs alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladık. Aslında doktor öğrenim için oraya gitmiştim. Ancak babamın sağlık sorunları çok ciddi olduğu için master programından sonra dönmek oldu ülkemize. Türkiye'ye döndükten sonra da mecbur hizmet nedeniyle Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne kadrom oldu. Orada doktor ve doçentliğim gerçekleşti. 1989 yılında pardon 81. 1979 yıllarına doğru Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'ni öğrenimi açmak için görevlendirildik. Beş arkadaşımız. Samsun'da öğrenime başlanıldı. Fakat biliyorsunuz yoğun bir sağ sol meseleleri vardı. Samsun'daki dekanımız muhafazakar. Erzurum'daki bizi görevlendiren dekanımız sol tendanslı. Bunlar ikisi birbirine pek iyi geçinemedikleri için 8-9 ay sonra beni tekrar Erzurum'a çağırdılar. Ben evimi barkımı alıp Samsun'a gitmiştim. Ben de bir istifa dilekçesi gönderdim. Allah rahmet etsin, orada benim hemşerim Abdi hocamız vardı. Hocam dedim, ben bir iş bulunca bunu işleme sokarsınız dedim. Sonra birkaç üniversiteye başvurdum. Ben niyetim böyle bir Akdeniz kıyılarına gelmek idi. Buradan Mersin turizmi de duymuştum. Direkt Adana'ya gittim. Adana'da zaten kız kardeşim var. Enişte. Oranın evlerinde kaldım bir süre. Ve İktisat Ticari Bilimler Akademisi'nin başkanı Mükremin Arkadaş. Ben oraya gittim. Benimle konuşmak için randevu verdi. Odaya girdim. İşte merhaba şu bu filan derken soyadımdan hocam Sait Bey sizin neniz, kiminiz olur diye soru sordu. Benim babam dedim. Biraz sonra da değineceğimiz gibi Gaziantep Ticaret Lisesi'nde Mükremin Hoca öğrenciyken benim babam Fransız öğretmeni, onun hocası olmuş. Herhalde bu kuruma intisabımı biraz daha çabuklaştırdı ve ben İktisat ve Ticari Bilimler Akademisi'ne adımımı attım. Kaç Sonra yılındaydım? 1980 80. yıllarıydı.
İhtilal oldu tabii ki. Çok nahoş hadiseler yaşadık. Bir süre böyle 5-6 ay geçti. Daha sonra Profesörler Kurulu beni burada 37 sene kaldığım Mersin Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Okulu'na kadromla beraber, kadrom yoktu, görevlendirdi. Ben de 1981'in 23 Nisan'ında, hiç unutmam, Mersin'e evimle barkımla geldim ve buranın, Mersin'in, bundan her zaman mutluluk duyuyorum, çok şükür ediyorum, Mersin'in ilk hocası olarak bendim. Benden de başka bir öğretim üyesi burada yok idi. Tabii ben sizin çok sevdiğiniz, hiç ayrılamadığınız, seneler sonrası Mersin'e gelip de ziyaret ettiğiniz o kırık dökük binalara gittim. Orada göreve başladık. Ancak tabii ki süreç bu şekilde gelişti. Yüksekokulun kuruluşunu falan bahsetmek gerekiyorsa ona da gireyim. Bu şekilde ben Mersin'e adımımı attım ve 2005 senesinde de emekli oldum. Hocam Mersin'e 80'lere git tekrar geliriz isterseniz. Biraz daha yepyepişlerde kendinizden bahsedelim. Çalıştığınız alanlar vesaire. Yani o yıllarda turizm yoktu. Belki hepimiz biliyoruz. Hocalarımızın %90-99'u belki de alan dışından geliyorlardı. Sizin uzman olduğunuz yüksek lisans Amerika'ya gittim dediniz. Hangi konularda çalıştınız? Doktoraya gelince nerede yaptınız? Hangi konuda çalıştınız? Evet. Metinciğim, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım ekonomisi dalında master yaparken ilave ek olarak derslerimi ekonomi ağırlıklı olarak ek ders olarak aldım. Ve ekonomide bir hayli bir bilgi edindim. Dolayısıyla ben Adana İktisat ve Ticaret İlimler Akademisi'ne geldiğimde bir ekonomi hocası olarak derslere girmeye başladım. Yani turizmle söylediğin gibi hiçbir ilgim yok idi. Akademide yaklaşık bir 5-6 ay öğrendim, görevliğine devam ettim. Ondan sonra da söylediğim gibi bir olaylar nedeniyle Mersin'e geldim. Yani benim özetle alanım tarım ekonomisi, ancak biliyorsunuz tarım ekonomisine ben adım attığım zaman Ankara Üniversitesi'nde yeni kurulmuştu bölüm. Ekonomi ağırlıklı bir bölüm idi. Ve benim de Amerika'da edindiğim derslerden dolayı kendimi daha ziyade bir ekonomi ağırlıklı öğretim üyesi olarak kabullenerek bu başvuruda bulundum. Ve derslerim genellikle makro, mikro düzeyinde ekonomi öğretimlerine girmekti ve bunu akademide yaptım. Ve Mersin'de de uzun seneler bu gibi dersleri verdim. Size mikro iktisat dersine girdiğinizi hatırlıyorum hocam. Birinci sınıfın birinci dönemiydi. Hatta ben güneş yüzünden kalmıştım. İkinciye siz gelmiştiniz. Sizden geçmiştik. Vallahi ben dersinden pek de geçen olmazdı ama nedense diyaloglarımız çok iyi olurdu. Öğrencilerimle sohbetlerim çok iyiydi galiba. Kubbede kalan hossede oluyor. Sonradan sonra öğrenciler bana şikayet etmez. Siz derste bizlere çok iyi davranırdınız. Notunuz çok kıttı ama siz bizim sevdiğimiz hocamız. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara. Evet hocam. Şimdi o ders anlattık. Oraya geldik de tekrar başa döneriz. Sizin meşhur kerit havuç örnekleriniz vardı. Sizin dersinizi izleyen bütün arkadaşlarımız da bunun esprisini yaparlar. O demek ki tarım ekonomisinden geliyordu o örnekler. Nasıl, anlamadım ben. Arzu ve Talep dersini anlatırken diyorum mikro iktisatta. Havuç örneği verirdin sürekli. Evet. Bir de işte bu şeye takılırlardı öğrencilerim. Azalan verimler kanunu diye çok böyle enteresan bir teori var. Bunu anlatırken bir hali tekrar anlatırdım. Anlamazlar. Ve ben bu havuç örneğini verdim. Tarla örneğini verdim. İşte çocuklar, şu şekilde bir olay var. Buna ne kadar çok iş gücü verirseniz evvela artar. Ondan sonra bu artış azalmaya başlar diye kendilerine bu konuda biraz tarımdan da örnekler vererek dersimize devam ederdik.
Bir de baklava örneği de var hocam. Baklava örneği de çok enteresan. Ya bu ekonomi çok ilginç. Yani sizin de başınızda, bilmiyorum öğrencileriniz nasıl. Teorik bir ders. Tabii ben çocuklarımla bir arada olduğum zaman onların ilgisini çekmek için bazı şakalar falan da yapan bir hocayım. İlk 10-15 dakika teori iyi gidiyor. Ondan sonra bakarım, gözüm de çok böyle etrafı tarar. Arka plandaki öğrencilerimiz esnemeye başlar. Öndeki arkadaşlarımız uykusu gelir filan. Ne yapayım? Ondan sonra bu konular geldiği zaman sıralamada bu baklava örneğini ortaya atarız. Tabii biraz etraf gevşer, biraz gülmeler olur, tekrar derse dönmeler olur. Özellikle bu baklava örneği hakikaten çok üzerinde durduğum bir konu ve de iyi de bir konu. Konuyu anlatmak için. Hocam, Mersin'le ilgili okulun açılışıyla ilgili tartışmalar var. Okul tam olarak hangi tarihte açıldı? Yani eğitime başladı. 4 Nisan 1980. Ancak 80. Şöyle de bir konu var. 1979'da Adana İktisadi Cemiller Akademisi Profesörler Kurulu okulun açılmasıyla karar veriyor. Bu karardan sonra oldukça uzun süreli ve sancılı bir süreç başlar. Çünkü bir ihtilal olmuş. Nedense yüksek öğretime karşı toplumda bir soğukluk var. Böyle bir olayın Mersin'de duyulması camiada tepkilere neden oluyor. Engellemeler oluyor. Bu engellemeler kurumlardan geliyor daha ziyade. Temin bahsettiğim gibi akademi başkanı o zaman Hükremin Hoca bu işin kahramanı hakikaten. Çok yoğun çalıştı. Ona bu konuda çok teşekkür ediyoruz hepimiz. Sonuç itibariyle uzun çalışmalar sonucunda 4 Nisan 1980'de 80 öğrenciyle öğretime başlıyor. Ve çok ilginç, bir sene zorunlu hazırlık sınıfı olan tek bir yüksekokul olarak. Ve bir diğer konuda yüksekokulun amacı üst düzey yöneticisi yetiştirmek ve bu da yüksekokullar arasında 3. sırada olmamızı sağlıyor. Hocam pekala, Nisan'da öğrenciler mi, dersler mi başladı? Öğrenciler, şimdi ben 81'de geldiğim için bir sene önce ne olduğunu pek bilemiyorum. Ancak birbirinden çok değerli akademi hocalarımız, hakikaten kendi alanlarında çok çok isim yapmış arkadaşlarımız. Bunlar genellikle tabii hepimizin bildiği gibi iktisat alanı oluyor. Ne bileyim, finans, muhasebe, işletme alanlarında hocalarımız. Adana'dan Mersin'e haftada bir veyahut da 15 günde bir gelerek bu dersleri yürütüyorlar. Ben gelinceye kadar konu böyle devam ediyor. Zaten şeyden sordum hocam, Nisan'da öğrenci aldıysa nasıl dönemi tamamladılar diye merak ettim. Yoksa yine Eylül Ekim ayında mı aldılar acaba? Metin, pek iyi anlayamadım, sesin pek az geldi. Şey, biz ikinci öğretime de geçtiğimizde 92-93 yılındaydı. YÖK'ün biliyorsunuz ikinci öğretimle ilgili bir kararı çıkmıştı. Şubat ayında biz öğrenci aldık Muğla'dayken. Evet. Şubat ayında okudular. İkinci dönemi de yaz ayında okumuşlardı. Yaz tatili yapmamıştık. Öğrencileri evet. Eylül ayında ikinci sınıfa yetiştirmiştik. Acaba diyorum orada da mı benzer model uyguladılar? Yoksa Ekim'den mi başladı dersler? Onu merak öyle oldu. Hocam, biz 82'de biz de Aralık'ta başladık. Okul Ağustos'un 15'inde kapandı. Böyle bir şey öyle oldu. Benim, çünkü hatta buyurun hocam. Haberim edindiğim bilgi 80'nin 4 Nisan'ında 80 öğrenci veyahut da 120 öğrenci, o pek net somut aklımda değil, öğretime başladıkları ve öğretimin de bu şekilde devam ettiği. Ben gelinceye kadar tablo bu. Ben geldikten sonra tabii ihtilal sonrası bazı arkadaşlarımız maalesef sıkıntılar çektiler. Bu sıkıntılardan sonra arkadaşlarımız Mükremin Hoca olsun, Halil Hoca olsun, Tülay Hoca olsun, Güneş Hoca olsun yavaş yavaş Mersin'e gelip yerleşmeye başladılar. Ve kadromuz oluşmaya başladı ve muntazam bir şekilde
eğitim öğretim devam etmeye başladı o zaman. O şeyi biraz daha konuşabilir miyim peki? 80'li yıllarda Mersin'in şeyi nasıldı yani? Mersin'de bir turizm okulunun olması, ya okul olarak tam sıkıntılar yaşanmıştır da turizm okulu olarak ne gibi avantajlar, dezavantajlar yaşamış olabilir? Şimdi 80'de ben biraz önce söylediğim gibi 80'de değil de 81'in Nisan 23'ünde geldim Mersin'e. 80 yıl boyunca hocam yani okul açıldıktan sonra, siz başladıktan sonra. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bir hali zorlanmış bu Yüksek Öğretim Kurumu'nun açılması. Söylemekte sakınca yok. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından. Biliyorsunuz bizim okulun yanında meslek yüksek okulu vardı. Onlar tarafından da biraz engellenmiş. Bina bulmakta bir hayli zorlanmışız. Son itibariyle protokolle bu söz konusu bina bize verilmiş ve eğitim öğretim orada başlanılmış. Bu süreçte akış tamamlanmış. Yani bizim bildiğimiz gibi yarı yıllar birinci yarı, ikinci yarı olarak üniversitede eğitim, yüksek okulumuzda eğitim ve öğretim devam etmeye başladı. Peki o yıllarda turizm var mıydı hocam orada? Sektör olarak yani, uygulama olarak? Öyle. Çok ilginç. Turizmin 1945'lere kadar bir yerde okumuştum. Bazı faaliyetler olmuş, bazı toplantılar olmuş. Turizm biraz sonra geleyim. Bu girişimler özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 1967'ye kadar bir tarım fakültesi, bir mühendislik fakültesi, bir teknik üniversitesi açalım diye girişimleri olmuş. Maalesef bunlar sonuçlanamamış. Ancak 1967'de yanlış hatırımda değilse Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mersin'de kuruyor. Esas adım Mersin'de turizm diye bir olay yok. Fakat esas bu yüksekokul turizm olayı akademinin biraz önce bahsettiğim gibi 79'da Profesörler Kurulu toplantısında karar alınıp gündeme gelmesiyle oluyor. Hocam siz okulda ilk müdürlüğü hangi yıl başladınız? 82 miydi? 82'de başladım. İki dönem müdürlüğüm var. Ancak şunu da itiraf etmeliyim ki hiç müdürlüğü beğenmedim, sevmedim. Çünkü ben de şöyle bir bilmiyorum katılır mısınız? Akademisyen olmak bir hayli zor kulvarlardan geçerek insan birçok süzgeçlerden geçerek bir akademik kariyer yapıyor. Tutuyorsunuz bu akademik kariyer yapan arkadaşımızı bir idareci olarak verirseniz bütün o fonksiyonlar geri plana itiliyor ve siz başka bir alanda olma durumundasınız. Aslında siz de biliyorsunuz ki gelişmiş ülkelerde idarecilik farklı bir bilim alanı veyahut da bir öğretim alanıdır. Dolayısıyla iki dönem müdürlük yaptım ama böyle pek de canım istemedi. Fakat zorunlu olarak da yaptık, götürdük. Birini 85'te yaptınız. Diğeri ne zamandı hocam? Sonraki yıllardaydı galiba. Sonraki yıllarda Halil Bey geldikten sonra zaten ona devrettik. Halil'le ben Halil Selef olarak müdürlük, yöneticilik görevlerimizi yaptık. Hocam şeyi soracağım. Şimdi Mersin'in 80'li yıllarda özellikle böyle kadroları biraz derme çatmaydı. Yani bir kısım Çukurova'dan gelirdi, bir kısmı piyasadan gelirdi. Yani işte ne bileyim Devlet İstatistik Enstitüsü'nden geldiğini hatırlıyorum, mali müşavir geldiğini hatırlıyorum. Şişecam fabrikasının pazarlama müdürünün geldiğini hatırlıyorum falan. Haydar Yazmacı. Evet, Mersin Oteli'nin müdürü Orhan vardı. Orhan Saydam. Epey uzun yıllar geldi. Yani böyle derme çatma bir kadroyla iyi bir eğitim verdi. Ya bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu ben de çok düşünmüşümdür. Bu hakikaten ben ilk geldiğim zamanlarda arkadaşlarla konuşurken biz hiçbirimiz turizmci değiliz. Ancak bu çarkı çevirmeye çalışan öğretim elemanlarıyız.
elemanlarıyız. Fakat öğrencilerimiz inşallah ileride çok büyük işler yapacak diye düşünürdük. Önemli olan burada bence arkadaşlarımızın konularda liyakatli olması. Ben bunu 5 noktada özetleyebilirim. Birincisi 1981'de yönetmenlik bir hayli öğrencileri zorlayan bir yönetmenlik. Nasıl bir yönetmenlik? 100 üzerinden 70 almak zorunluluğu var. Başarı notu. Hazırlık sınıfı bir sene. Eğer başaramazsa öğrenciler bir sene daha okuyorlar. Eğer o da başarısızla sonuçlanırsa diğer bir üniversiteye gitmek zorunda kalıyorlar. Bu çok önemli. Bir de kadronun dediğim gibi güçlü olmasıyla öğrencilerimiz hakikaten pek turizmde olmasa bile dediğiniz gibi mesela dışarıdan Haydar Yazmacı gibi turizmde bazı bilgileri olan özel sektörden arkadaşlarımızı davet ederek bu işleri götürmeye çalıştık. Bu yönetmenlik hakikaten öğrencilerimizi sıçrama, bir yerden bir yüksek yere sıçrama gibi düşünün, zorladı ve performans yükselmeye başladı. Düşük puanlarla alınırken öğrenci bu puanlar en yüksek düzeye çıkmıştır bir zaman gelince. Diğer bir konu, akademik kadronun güçlü olması. Bunlar turizmci değil dediğimiz gibi. Ancak işletme dalında, ekonomi dalında, finansman gibi bu işletme dallarında çok güzel bir eğitim almışlardır. Bu da çok etkili olmuştur. Çok diğer bir önemli etken okutman kadromuz. Güçlü bir okutman kadrosu hakikaten. Öyle güçlü bir öğretim okutman kadromuz var ki çocuklarımız bilim derslerini İngilizce öğrenebilecek, takip edecek bir düzeyde İngilizce öğrenimini almışlardır. Yani diğer bir konu da tabii bu yönetmenliğin icabı olarak %30 bilim derslerinin İngilizce verilmesi. Bu olayda diğer etkenler var. Bu etkenleri de şöyle sıralayabilirim. Memurlarımız, hizmet kadromuz, öğrenciyle ilişkileri ve bizlerle ilişkileri gayet olumlu. Bir aile ortamını oluşturuyor. Yani öyle ki sizler çok iyi hatırlarsınız. Mesela yaz aylarında kovalarla birbirinizle savaşlar yapıyorsunuz. Ne bileyim bazı etkinliklerle bir araya geliyoruz. Yani bir ailenin fertleri gibi olduk orada. Bir bütünlük sağladık. Çok güzel bir ortam oluştu. Bunlar tahmin ederim turizmde etkili oldu. Yani turizmin gelişmesinde etkili olan faktörler bizim okulumuz açısından diye düşünüyorum. Tabii diğer bir faktör de öğrencilerimizin stajlarının özellikle Akdeniz kıyılarında yapmış olması ve bu sosyal ilişkiler sonucunda bazı edinimler elde etmeleri ve bütün bunların bir araya gelmesiyle bizim 1981'deki rüyamız sizlerin sayesinde bugün fakülteleşme diyoruz. Ülkemizde bu fakülteleşme fevkalade önemli bir konu çünkü dünyada ender ülkelerden birisi Türkiye fakülteleşmede. Yani bakarsınız dünyada pek fakülteleşen kurumlar göremezsiniz turizm alanında. Biz bu düzeye kadar getirdik. Tabii bu bizim bu çorbada biraz tuzumuz var. Ancak ben her zaman söylemişimdir. Bu rüyayı gerçekleştiren sizlersiniz sevgili öğrencilerim. Sizler o kadar güzel çalışmalar yaptınız ki elinizi taşın altına sokan sizlersiniz. Özellikle ben 1981 ile 2003 bizim o binalardaki mezun olan öğrencilerimden bahsediyorum. Tabii sonrakiler de çok iyidir. Bunlar hakikaten çok cefa ve sıkıntı çekmişlerdir. Ellerini taşların altına sokmuşlardır. Biliyorsunuz mektepli alaylı olayları. Gittikleri yerlerde kendilerini ispatlamak için çok büyük çaba sarf etmişlerdir. Edindikleri deneyimler, bilgilerle
hani turizm patlayacak, patlama olayları falan derken hakikaten sizler sayesinde turizm patlamıştır. Ve senede 300 milyon dolar gelirlerden bahsedilirken bugünlere gelmiştir. Ne mutlu bize ki sizlerin bu çabalarınız boşa gitmedi ve şu anda turizm gelirleri milli gelirden çok önemli pay almakta. Peki hocam siz 82'den itibaren yöneticilik yaptınız. O zamanlar fakülteye bağlıydı, İdare Bilimler Fakültesi'ne. Ha bir de bu var tabii. Bir şey o. İyi bir şey miydi o zaman? Yani avantajları var mıydı? Akademi ihtilalden sonra lağ edildi ve Çukurova Üniversitesi'ne bağlandı. Ve biz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak 92'ye kadar tahmin ederim. Veya 82 de olabilir. O 92'de zaten üniversite kuruluyor. O kapsamda biz eğitim öğretmeye devam ettik. Zorluğumuz çok, sıkıntılarımız çok oldu. Fakat dediğim gibi liyakatlı hocalarımıza bunu aşmaya gayret ettik ve aştığımızı da zannediyorum. Bizim bina olayımız da çok enteresan. Bu her sene bir yazıyla binayı boşaltmamızı isterler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Biz bu sıkıntıları her sene yaşardık. Korku yaşardık. Aman bu binamız elden giderse nerede eğitim öğretimimize devam edeceğiz gibi. Daha sonra Vali Sabahattin Çakmakoğlu buranın Mersin valisi olduğu zaman o benim arkadaşım idi. O TC'de sizin de bildiğiniz yerleşkeyi bize temin etti. Çok güzel bir alan. Kıyı bantı bir hali var 30 metre kadar. Orada bir bina kuruldu ve tahmin ederim 2003-2009'a kadar orada eğitim öğretime devam edildi. Daha sonra tabii üniversite kuruluyor. Çiftlikköy yerleşkesine geçiyoruz. İktisadi Bilimler Akademisi'nin, Bilimler Fakültesi'nin zemin katında öğretime devam edildi orada. Evet. Var mı Nazım Başkan? Şimdi soracağım ben hocama. Hocam o 80'li yıllarda tabii okulun konumu da önemli. Okulun arka tarafı deniz ve öğrenci çıktığı zaman denizin kenarına falan çıkıyor bir teneffüse. İlginç olaylar yaşanıyordu. Onlar da hatırladıklarımızdan bir anı var mı böyle öğrencilerin o dönemdeki yaşadıkları veya sizin de şahit olduğunuz konularla ilgili? Anılar çok. Bizim okulumuzun belki de en güzel tarafı denizle kucak kucağı olması bir bina. Şimdi tabii önünden cadde yapıldı. Büyük bir bulvar geçiyor. Zaman zaman çok enteresandır. Ben kendi anımı anlatayım. Meslek Yüksekokulu'nda Allah selametlik versin bir müdürümüz var. Ben biraz rahat bir insanım. Hafta sonları eğlenmeye falan meraklıyızdır. Piknik yaparız şu falan. Adana'dan da benim arkadaşlarım geldi. Beraber okulun da bahçesi çok güzel. Bir tarafı da deniz. Bir tarafında masa. Ben müdürüm o zaman. Masayı kurduk. Güzel kebaplar falanlar şunlar bunları yaptık. Yedik içtik. Güzel bir gün geçirdik. Ertesi günü pazartesi günü oldu. Biz pazar günü yaptığımız bu olay. Pazartesi günü benim ziyaretime gelir meslek yüksekokulu müdürü. Kulağı çınlasın diyelim. Oturur, hoş geldin, beş gittin filan, kahve, çay, şu bu filan. Bana hocam, Bilge hocam, ya dün birileri gelmiş bahçede, işte piknik yapmışlar, içmişler filan, şu bu filan diye bir serzenişte bulundu. Ben de
yüzüne baktım. O söylediğin benim dedim. O beni şaşırdı kaldı adamcağız. Deniz olayı dediğiniz gibi bir de bizim bir spor salonumuz vardı. O spor salonunda kilitli tutarlardı. Pencerelerden girerlerdi çocuklarımız. Basket maçları şunlar bunlar falan yapılırdı. Bu deniz olayında tabii ki sevgililer kıyılara giderler, sohbetler kırla gider. Çok enteresan anılar var. Allah rahmet etsin mesela derslerimden birisinde bunu hep aklımda kalır nedense Yunus. Onun bir lakabı var şu anda aklıma gelmedi. Onun rahmetli oldu. Avustralya'daydı. Dersim devam ediyor, akıyor filan. Yunus da bir hayli koca cüsseli. Bir garip Almanya'dan da bir kızımız gelmiş. Tabii çok sosyete modern bir kızımız. Ben ders anlatırken baktım ki bunlar birbirlerine biraz yakınlaştılar filan. Baktım Yunus'un eli kızımızın omzunda filan. Şöyle bir sınıfta bir hayli kalabalık 150 kişilik bir sınıf. Oğlum Yunus dedim. Bak bahar hava iklim de bahardı. Yani hava da güzel yumuşamış bir hava. Oğlum dedim ne yapıyorsunuz? Burada yapacağınız şeye gidin şu deniz kıyısında ne halt ederseniz yapın filan diye. Tabii millet girmeye başladı. Anılar bitmez. Çok güzel anılarımız var. Hocam denize girenler de olduğunu söyleniyor ders aralarında falan. Doğru mu öğrencilerden? Tabii ki. Olmaz mı hiç? Kafası bozulan, bizlere küsen, kız arkadaşlarına küsen, memurlarla biraz atışan giderler. Mayoları da yoktur. İşte o şekilde denize girenleri. Hatta birkaç kere ben memur arkadaşlara gidip onları toplamasını, derse gelmelerini söylemiştim. Bu şekilde bir olaylar yaşanırdı tabii ki. Çok güzel anılarımız oldu. Metin çok güzel. O kadar anılar, o kadar güzel. Bir aile ortamı gibiydik söylediğim gibi. Bunu hiç sizler unutamıyorsunuz. Oradan mezun olan çocuklarımız. Dediğim gibi sanki Mersin'de tek bir o bina varmış, gezilecek o yer varmış gibi. Her geldiklerinde oraya giderler. Yanında da şimdi bir kafe var. Kahvelerini yudumlarlar. O atmosferi teneffüs ederler her zaman. O bina sonra ne oldu hocam? Milli Eğitim Bakanı devredildi galiba. Orası Milli Eğitim Müdürlüğü oldu şu anda. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Oraya yapılan masraf devasa bir masraf. Biz çok çaba gösterdik. Oranın restorasyonu bir iki kere yapıldı ama Milli Eğitim Bakanlığı tabii ki ödenek filan olayları bir hali çok. Belki de o binayı kılıp yeniden yapılsa daha az masraflı olurdu. Çok güzel bir yeniden bir bina yapılmış gibi oldu. Evet, bizim zaman sanki öyle bir lise yapılacaktı diye hatırlıyorum. İnşaatı başlamıştı ama ne oldu bilmiyorum. Nerede? Şeyin olduğu yer yıkılmıştı ya da portakal bahçelerinin olduğu ya da spor salonunun olduğu yerler yıkılıp sanki lise binası yapıldı. Tabii tabii. O çok yerlere o alanda Nüvit Kodanlığı ve Sabancı liseleri yapıldı. Yani o güzelim bahçeler tamamıyla zaten Mersin'in kaderi bu. Biz bu olay için çok uğraştık öğretim elemanları olarak. Birinci turizm bölgesi olması için Mersin'in bir hali yazışmalarımız, girişimlerimiz oldu. Bu maalesef olamadığı için bazı çevreler, bu malum çevreler iyi bir kazanç nemalanma olayı var. Rantı çok yüksek. Bildiğiniz gibi bugün Mersin maalesef 81'deki Mersin değil. Hayret edilecek şekilde kocaman kocaman uzun binalar ta kuzey yamaçlara doğru gelişen bir şehir oldu. Nefes alınacak gibi bir durum yok. Yani insanın burnunun direği sızlıyor hakikaten. Böyle olmaması lazım. Fakat bütün buna rağmen Mersin yine de ışıl ışıl güzel bir kent.
Evet. Mersin Üniversitesi'nin kurulma çabalarını da biraz ona değinmek lazım. Çok enteresan. Ben okuduğum zaman inanamadım. 1981'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Maine Üniversitesi Mersin'de bir özel üniversite kuralım diye bir girişimde bulunur. Devlet Planlama Teşkilatı bunu olumlu karşılayıp Mersin Belediyesi'ne konu iletir. Mersin Belediyesi bunu ele alıp çeşitli toplantılar yapılır. Bu toplantıların sonucunda bir MÜGEV olayı ortaya çıkıyor. Üniversite Geliştirme Vakfı. Bu vakıf epey bir çaba gösteriyor. Fakat nedense bu üniversite 1992 aklımda kaldığı kadarıyla yüksek öğretim 21 üniversitenin kuruluşuyla ilgili hükümete bir öneri veriyor. Bu üniversite içerisinde Mersin'de de bir üniversite yer almakta ve bu üniversitenin adı Toros Üniversitesi olarak düşünülmekte. İşte burada MÜGEV'de yine Mükremin hocamızın genel sekreterliği var. Onun da bu konuda yine çabaları çok çok olmuştur. Zamanın rahmetli yine Rüştü Kazım Yücelen milletvekili, Mersin milletvekili. O benim bir uzaktan da akrabam olur. Onlarla sıkı bir çalışma yaparak bu Toros ismini Mersin Üniversitesi olarak değiştiriyorlar ve 92'de Mersin Üniversitesi faaliyete başlıyor. Ve hocam, tabii ki ondan sonra da fakültemiz devreye giriyor. Geçen yıl Mükremin Hoca orada verdiği konferansta şey demişti, siz de oradaydınız. Biz aslında 70'li yıllarda Mersin Üniversitesi kurmak istiyorduk. Akademi Adana'da kalacaktı. Mersin'de de bir üniversite istiyorduk. O yüzden üniversiteyi başaramayınca en azından bir okul kuralım. Okul geldiği için üniversitede ileriki yıllarda kurulur diye planladık demişti. Çok doğru. Çünkü Metin Mersin'de üniversite kuruluşu bir üniversite kuruluşu planlanmış çok uzun zamanlardan beri. Fakat nedense olamamış. Bu olay gerçekleşememiş. Ancak siz de biliyorsunuz belki İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nin üniversiteleşme konusu var. Yani bugün Eskişehir'deki akademi bir üniversite olmuş durumda. Ancak akademinin üniversiteye geçme adımı bu sözünü ettiğim ihtilal nedeniyle tamamıyla ortadan kalktı. Mükremin Hoca ondan bahsediyor. Hakikaten onlar 70'li yıllarda bir Mersin'de üniversite kurulması için düşünsel olarak da belki de bu sözünü ettiğim TÜGEV Vakfı'nın da devreye girmesiyle çabalar gösterilmiş olabilir. Ancak dediğim gibi bu gerçekleşme işte temin söylediğim gibi YÖK'ün 21 üniversiteyi önermesiyle oluyor. Yani evet. Mükremin Hoca'nın söylediği şeyler o zaman böyleydi. Büyük ihtimalle 80 itiraf olunca planlar değişiyor galiba hocam. Değişiyor, evet. Olmasaydı belki üniversite akademi Adana'da kalabilirdi. Şeyde ne bileyim Mersin'de bir üniversite olabilirdi büyük ihtimalle. Ya Metinciğim maalesef ben akademide kısa bir sürede olsa derslere girdim. Oradaki arkadaşlarla diyaloğum oldu. Söylemeye pek dilim varmaz ama çok karambol bir öğretim kadrosu vardı. Yani bunu söylerken bilimsel olarak değil siyasi olarak lütfen algılayalım. Bu nedenle zaten pek fazla bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Bu kurum lav edilmiş oldu. Ve Çukurova Üniversitesi'ne bağlandı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne. Ve ondan sonra da biz oradan devam ettik tabii ki. Evet. Bir şey de soru, bu arada hocalarımız, arkadaşlarımıza soru varsa paylaşmak istedikleri olabilir ya da arkadaşlarımız içerisinde
Bilge Hoca ile geçmişe dönük anılar varsa onlar da paylaşabilirler. Belki biraz daha renklendirmiş olabiliriz hocamız. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Bu sohbetleriniz, bu söyleşileriniz çok teşekkür ediyorum. Abdümür hocamıza da, Meral hocamıza da dinledim. Çok aydınlandık, feyiz aldık. Bu çabalarınızın, bu çalışmalarınızın, bu başarılarınızın devamını diliyorum Nazmi Metin. Çok güzel bir uğraşı. Önümde de sizin çalışmalarınız da duruyor. Yurt dışı ve yurt içinde hakikaten çok çabalarınız var. Bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Derslere göre konuşabilir miyiz hocam? 80'lerde, 90'larda ders konularını nasıl kararlaştırıyordunuz? Yani her hoca kendi uzman olduğu alanda mutlaka okutulması mı gerekiyor diyordu? Yoksa turizme bunu entegre etmeye mi çalışıyordunuz? O hocalar da dediğiniz gibi birbirinden farklılardı. O uyumu nasıl yakalıyordunuz? Yani şu anda bile yakalayamıyoruz biz çoğu zaman. Toplantılarda herkes farklı önerilerde bulunabiliyor. O yıllar daha farklı dönemler. Metin'cim çok kısıtlı imkanlar var. Dediğim gibi akademideki hocalarımız birbirlerinden değerli. Hakikaten kendi alanlarında çok çok iyiler, liyakatli arkadaşlarımız. Bunlar tabii sizin de biraz önce değindiğiniz gibi turizm ne yabancı herkes. Bu konuda Hasan Olalı hocamızı da yad etmek isterim. Allah rahmet etsin. Bu ülkemize adım atan ilk insan odur. Minnetle anmamız gerekir onu. Turizm olayı öyle bir olay ki bu 70'lerde olsun 60'ların sonları gibi bu olgu daha yerleşmemiş. Ancak bir söz dolaşır. Bu Özal rahmetlinin zamanında oldu. Turizmde bir patlama olacak, patlama olacak filan diye. Oldu sizler sayesinde. Turizm dersleri öyle bir şey ki biraz önce söylediğimiz gibi derslerde ağırlık olarak işletme, iktisat, muhasebe, finansman, konaklama gibi ekonomi ağırlıklı, işletme ağırlıklı dersler. Bizim en çok bizi bu hamleleri attıran, turizme çok çok önemli katkılar yapmamızı sağlayan hakikaten yabancı dil olayı. Yabancı dil olayında bizim bu şansımızdı. Tabii diğer lise okullarda da aynı şanslar oldu. Çok kuvvetli, güçlü bir eğitim, öğretim kadromuz vardı. Hakikaten bu sözünü ettiğim yönetmenlik icabı, çocuklarımız bizim bilim dersleri, ben ekonomi İngilizce olarak yürüttüğüm için çok iyi biliyorum. İyi takip eden o düzeyde öğrencilerimiz oldu. Bu çok anlamlı, çok önemli. Çünkü turizm hakikaten lisanı iyi bilmeyi gerektiren bir olay. Bunun yanında öğrencilerimizin stajlarında elde ettikleri edinimler de çok çok önemli. Bunları bir araya getirince işte bu sözünü ettiğimiz patlama olayı oldu. Ortaya çıktı sonuç itibariyle. O sizin söylediğiniz turizm acaba 80'lerde nasıl olacak? Biz turizm eğitim öğretimini bu çocuklarımıza nasıl vereceğiz olayına gelince yine biraz önce değinildiği gibi bu konularda özel sektörden katkılar, yardımlar almaya bunu tabii kurullarda tartışarak yapıyoruz. Almaya başladık. Demin isimlerini verdiğim gibi dışarıdan turizmle yakından pek değil uzaklardan da ilişkileri olan bu arkadaşlarımız bize bu konuda yardımcı oldular. Ama esas sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi turizm eğitim öğretim olayı sonradan oturan bir olay. Sonradan oturan bir olay. Hocam o şey o zaman staj süresi bizim zamanımızda 160 gündü. O yüzden 2 yıl çalışmak zorundaydık. Uzun bir süreydi. 5-5,5 ay staj yapmak zorundaydık.
O yüzden ağırlığı oraya mı verdiniz? Dersler daha çok işletme, iktisat ağırlıklı gidince sektörde mi öğrenciler daha çok zaman geçirsin istediniz? Ya o konuda iki görüş vardı. Ben iki görüş şöyle. Birinci görüş turizmi tabii yabancı hocalarımız bir garson düzeyine, bir otelde bir çalışan alaylı konumunda, yani bunu pek dilim söylemeye varmıyor ama o şekilde bir düşünsel bir olay var. Bir de turizmi bilimsel olarak algılayan görüşler vardı. Bu görüşler zaman zaman çatıştı. Fakat esas olay bu staj dönemlerinden çok güzel edinimler elde ederek gelen öğrencilerimizin bizi de motive etmesi ve turizm olayına kanalize etmesi. Çünkü birbirimizden çok faydalandık Metin. Bu olay sonradan bu turizm olayını geliştiren en önemli etken oldu. O yıllarda hocam yer bulmak da kolay değildi. Öğrenci üzerinde de çok ciddi şey vardı, baskı vardı. Nazmi'den hatırlıyorum süresi ne kadardı ama Nazmi Antalya'da iş bulmak için valilikle görüşmek durumunda kalmıştı değil mi Nazmi? Ben Torpil'le girdim. Herhangi bir ücret talep etmeden girdim ama sonra ödediler. Yani ücretsiz yalnızca yemek ve yatmak üzere bir staj bulmak için Torpil bulmuştum. Öyle bir şeyle bulmuştum. Yoktu, otel yoktu o zamanlar. Mesela Kemer'de bir veya iki otel vardı. Tabii tabii. Çok büyük sıkıntılar yani. Geçirdiniz canım. O çok. Biz ekip olarak, bir iki arkadaş olarak bu stajdaki öğrencilerimizi kontrol amacıyla görevlendirilmeler yapardık. Sizlere gelip tesislerde ne yaptıklarınızı öğrenmek, ne yaptıklarınızı anlamak amacıyla. Hakikaten o yıllar çok zor yıllardı. Siz bu sıkıntıları çeken insanlarsınız. Ama sonuç itibariyle hakikaten farklı bir boyuta gelmiştir turizm. Ben bir şey soracağım. Şimdi Mersin bu okul baktığımız zaman bir 80'li yıllar Mersin Üniversitesi dönemi var. Bir de fakülte dönemi var. Siz aşağı yukarı üçünde de ders verdiniz. Bunun hangi döneminde daha başarılıydı öğrenciler? Ben şöyle söyleyebilirim bunu tekrar. Biraz önce değindiğim gibi gerek fakülteleşmeye, turizm fakülteleşme olayına, gerekse turizm sektöründeki çok önemli gelişmelere neden olan faktörleri sıralamıştım. Bu faktörler içerisinde benim en önemsediğim bence yönetmenlik idi. Bu 1981'den 92'ye kadar süren %30 bilim derslerinin İngilizce verilmesi, başarı notunun üzerinden 70 olması, hazırlık sınıfının 1+1 eğer olmazsa öğrencilerin başka bir üniversiteye başvurma zorunluluğu. Bu olaylar öğrencilerimizi çok dinamik bir yapıya getirdi. Yani şöyle söyleyebilirim. Kendilerini zorlayıcı faktörlerdi bunlar. Tabii ülkemiz gelişmiş bir ülke değil. Yani zorlamadan o zamanlar bir şey olmaz diye düşünüyorum. Öğrencileri zorlayan bu faktörler, bu üç yönetmelik olsun, akademik kadrodaki değerli hocalarımızın dersleri olsun. Özellikle yönetmenlik ve İngilizce. Bu ikisi çok çok önemli bence. Evet hocam, Facebook'tan sana bir soru geldi. İsim gözükmüyor şu anda. Hocama sorar mısınız? Yöneticilik yaptığı dönemde kendisini en çok mutlu eden aldığı kararlar, idari kararlar veya diğer kararlar var mıdır diyor. Çok teşekkür ederim. Ancak aradan bir 15-16 sene geçti. Biz biraz da uzaklaştık. Benim en önemli olayım, bir olaydan bahsedeyim. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu çok sevdiğimiz bina, bir aile ortamını kurduğumuz bir bina, zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nca boşaltın, burada kalmayın,
Zaman zaman ekipler gelir, polis ekipleri. Bu heyecanı bize yaşatırlar. Belki de şansımdan mıdır bilmiyorum. 2003 yılına doğru 2002-2001 ilimize vali olarak Sabahattin Çakmakoğlu atanmıştı. O benim Gümüşhane'den de yakın bir dostum idi. Artık bıçak kemiğe dayanmış. Kaçacak bir yerimiz yok. Vali Bey'e konuyu arz ettik. Çok kolay bir şekilde sağ olsun yaşıyorsa bize TC'de o sizin ettiğim yerleşkeyi yağdan kıl çeker gibi tahsis etti ve orada 2003-2009 senesine o tarihlerde binamızdan çıkmak zorundaydık. Çıktık ve orada eğitim ve öğretimimizi sürdürdük. Benim söyleyebileceğim akademik Mersin'deki hayatımda en önemli konu budur. Ve bu benim için yüksek okulumuza yaptığım en önemli katkı olmuştur. Evet, okulun taşıması. Tabii şunu da söyleyeyim. Demin söylediğim gibi müdürlük olayı bana biraz uzak. Müdürsünüz. Törenlere gitmeniz gerekiyor. Çelen koymanız gerekiyor. O kadar sıkıntılı bir olaydı ki o benim için. Gider zor zoruna işte törene katılır, çelen koyar. Sıkıntılı bir şekilde gelirdim. Yani müdürlük olayım ve en güzel anım biraz önce söylediğim gibi bu TC yerleşkesini elde etmemiz olayıdır. Bu soruyu hocam şey sormuş. Erdem Daşçı hocam sormuş. Kendisini tanıyorsunuz. Ha bir de sözünü balla kesin Metin. Bir şeyi unuttum. O da çok önemli. Metiot. Bu turizm olayında gelişmede, turizm olayındaki ilişkilerde, öğrencilerin sorunlarını çözmede, bizleri birbirleriyle kaynaştırmada, burs olaylarını öğrencilere temin etmede Metiot olayının çok çok önemli katkısı var. Erdem de bu konuda sağ olsun, ona çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük çalışmalar yapan bir çocuğumuz. Buyurun Erdem Daşçı'nın sorusunu alayım. Hocam bu soruydu. Demek ki sorduğu soru oymuş. Öyle mi? Gülhan arkadaşımız sanırım yeni mezun galiba. Bilmiyorum. Turist rehberliği bölümünden mezun olmuş. Mersin'de yaşıyorum diyor. Mersin turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor hocam. Okul değil yani. Mersin turizmi şeyi olarak. O bizi sıkıntıya düşüren en önemli konulardan birisi. Ben Mersin'e 1981'de geldiğimde bu sıkıntıyı birebir senelerce yaşamış bir hocanızın. Mersin'de turizm olayı maalesef gelişemedi. Gelişememenin nedenlerinden önemli faktör mentalite olarak ticari bir zihniyeti var Mersin'in. Tabii deniz olayımız var. Liman olayımız var. Özel sektörler gelişmiş. Ticari zihniyet çok gelişmiş. Bu nedenle turizm olayı bizim kıyılardaki algıladığımız turizm olayı gibi beyinlerde yerleşmemiş. Dolayısıyla biz bu olayı canlandırmak için benim yöneticiliğim zamanında olsun, Halil Bey'in yöneticiliği zamanında olsun, bu özel sektördeki isim yapmış insanları davet ederdik, biz oralara giderdik. Yeter ki bu turizm algısı toplumda oluşsun, bir noktaya varsın. Konuşmamın başında söylediğim gibi burayı bir turizm birinci bölgesi yapmak için çok büyük çabalarımız oldu. Ancak destek pek yok gibiydi Mersin'de. Mersin sorunun özetle cevabı turizme pek ısınmış bir şehir değil maalesef. Ama tabii ki bu zamanlarda biraz farklı. Evet. Bir arkadaş en başta şeyi sormuştu hocam. Tezo isimli ön isminiz olarak düşünmüş. O konuda ne düşünüyorsunuz? Şu anda Tezo Bilge Dilmen diye yazıyor. Ha, Tezo benim eşimin adı. Evet. Tezo kendisinin esas yani adı Tezo değil de biz ona Tezo diye
lakap takmışızdır. Facebook'ta Fezo olarak yer alır ismi. Evet. Eşinizle birlikte kullanıyorsunuz aynı hesabı yani. Evet, evet. Evet. Meryem Hoca soruyor hocam. Meryem Akoğlu. TC'de bina, okul, sektör, otel iç içe planlanmıştı diyor. Sonrasında başarı olundu mu diyor. Sonra niye tekrar kampüse taşındı diyor. Hiç de başarılı olamadı. Biz ancak orada derslik olmayacak yerleri derslik haline çevirerek derslerimizi yürütmeye çalıştık. Bu arada Meryem'e sevgiler, selamlar yolluyorum. Onun da söylemeden geçemeyeceğim. Akademik kadrodan bahsederken tabii isimler yeri geldikçe akla geliyor. Akademik kadromuza sonradan gelen 82-83 sonrası Meryem hocamız da vardı. Onunla epey bir mesaimiz olmuştu. Kendisine sevgiler, selamlar sunuyorum. Teşekkürler hocam, sağ olun. Sizi gördüğüme çok memnunum. Ne güzel tekrar sizlerle böyle konuşmak. Meryemciğim, bu binada maalesef sizin düşündüğünüz gibi bir otel durumu olmadı ve çok da bir rasyonel bir bina olmamıştı. Üniversitede oluşunca tabii bize gelin dediler. Gelme olayını şöyle anlatmaya çalışayım. Dediğim gibi çocuklarımız sosyal ilişkiler bakımından diğer fakültelerdeki, diğer öğrenim kurumlarındaki öğrencilerden farklı. Onu da şöyle söylemeye çalışayım. Öğrencim benim doğudan gelir, çatal bıçak tutmasını bilmez. Ben bir iki sene sonra bu öğrencimle Antalya'da bir merhabalaşırım. Oturur bir sofrada otururuz. Yemek yerken yemeği dikkatli yeme için çaba harcarım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyal ilişkiler çok önemli. Çocuklarımız ne kadar da sıkıntı çekseler bu stajlarında çeşitli etkileşimlerle bir arada bulunarak sosyal olarak kendilerini çok geliştirdiler. Ben Ziraat Fakültesi öğretim üyeliği de yaptım. Oradaki öğrencilerimle benim 30-35 senede bu turizmdeki mezun ettiğim öğrenciler arasında çok farklar var. Nasıl bir fark bu? Dediğim gibi sosyaller. Çok antenleri dönen, her şeyi böyle algılayabilen öğrenci kesimi. Fark burada. Yani insan ilişkileri bir hayli çok gelişmiş öğrencilerim var. Dolayısıyla zaten turizmin bugününe gelişine siz öğrencilerin neden oldunuz. O binada sonra üniversiteye geçince öyle atıl kaldı. Diğer kurumlarla sahiplendi bina. Şu anda tahmin ederim boş. Meryem Hocam, sizin var mı hocamızla ilgili paylaşacağınız anınız? Sesiniz kapalı hocam. Ya Meryem Hoca bize geldiğinde Urfa'dan genç bir kızımız ama sohbeti çok güzel. Güzel sohbetlerimiz oldu. Derslere girerdi. Hakikaten onu kazanmamız da çok çok önemli bir olay. Sonuçta da işte görüyoruz. Çok güzel bir... Evet, sağ olun hocam. Ben şunu aktarayım hocamla ilgili. Bir mülakata gelmişti Mersin'e. Ben varım, Kadir Çorbacı var. Birkaç kişi daha varız. Hocam bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Siz bizim jürimizdeydiniz. Evet. Bir 5-6 kişilik jüriydi. Ben girdim, bana sorular sordunuz. Hani zaten turizm ve deneyim arıyorsunuz. Tamam noktasına geldi. Yani bana göre hissiyatım öyle. Başarılı bir mülakat geçirdim diye böyle heyecanlı içimde kıpır kıpır başlayacak mıyım acaba ben burada çalışacak mıyım diye. Bu hocaların arasında olacak mıyım diye. Sektörden akademik hayata geçiş noktam orası. Evet. Orada bir hoca, şimdi ismini hatırlamıyorum. Dedi ki anladığım kadarıyla buraya geldiğinizde maaşınız çok düşecek. İlk aylığım 90 liraydı. 90 TL.
Şimdi otelde çalışıyorsunuz, ne alıyorsunuz? O zaman otelde 150 lira alıyorum. Ve ailenizin yanındasınız dedi. Buraya geleceksiniz, mağdur olacaksınız dedi. Bunları düşündünüz mü? Ben cevap vermeye hazırlanırken siz, hiç unutmam, döndünüz, şekerim dediniz kendi yargınınızla. Şekerim, buraya kadar geldi. Şurada yarım saat bize boğaz patlattı şu hanım kızımız. Müsaade edin de onu da düşünmüş olsun. Bu belki orada benim hani işimi olumluya çeviren bir destek ya da ne bileyim bir olumlu destekleme oldu. Teşekkür etti bana grup, jüri ve gönderdi. Bunu siz bilmiyorum hatırlar mısınız, hatırlamazsınız. Ya hatırlamaz mıyım Meryem? Ama hocam hani, oradaki o böyle deyiminizle böyle çengel atmanız yani bu ne biçim sorunun çok kibarca bir cevabıydı. Belki onun da konuşulması gerekiyordu mülakatta ama orada belki ben bir pot kırabilirdim acemiliğimle. Siz onu önlemiştiniz. Onu hiç unutmam. Ne güzel. Ondan sonra tabii yazı geldi ve başladım. Sizlerin genç meslektaşları olduk. Ne güzel. Günlerimiz oldu. Çok güzeldi. Okul çok güzeldi hocam. O portakal bahçesi içerisindeki ortam çok güzeldi. Dediğiniz gibi tam bir aile ortamıydı. Evet. Ben daha sonra akademik şeyler nedeniyle ayrılmak durumunda kaldım ama hep Mersin bende böyle güzel portakal çiçeği kokan güzel bir yer olarak kaldı. Bunda sizlerin de çok büyük bir etkisi var. Bu vesileyle teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Mesela bu anlardan Meryem'ciğim bir de ben aklıma gelmişken hep böyle sizlerin konuşmalarıyla geliyor. Biz her tatilde hanımla şeye gideriz Akdeniz kıyılarına tatile falan. Böyle tatilimizden bir tatil Antalya'dayız. Sıcak Temmuz gibi aylardan Temmuz çok sıcak. Eşimle beraber caddede gezerken bir de baktım Şeyhimiz o sıcakta kravat takmış, beyaz bir gömlek, siyah bir pantolon. Oradan oraya koşuyor. Şeyhimiz sen ne işin var burada filan dedim. Ya hocam dedi işte bir yerde garsonluk yapıyorum dedi. Niye oğlum dedim. Sınıfı okulun birincisi Şeyhimiz Baloğlu. Şeyhimiz sen gel oğlum dedim. Bizim asistanımız ol. O zaman araştırma görevlisine asistan derdik. Hakikaten gün geçti, devran döndü diyelim. Şeyhimiz geldi, aslanlık sınavlarına girdi. Kulağı çınlasın, söylemekte hiçbir sakınca yok. Başarısız. Yani öyle pek öyle bir başarılı bir şey sınav vermedi. Ben jürideki arkadaşlara bakın dedim. Şeyhimiz bu okulun birincisi. Biz 5 sene bu çocuğumuzu sınadık. Birinci olarak çıktı. Bu İş var bu çocuğumuzda. Bunu asistan olarak alalım filan. Sağ olsun jüri kabul etti. Ve şimdi dünyada isim olmuş durumda. Kulağı çınlasın. Bunun gibi mesela onda çok böyle bir çorbada tuzumuz olmuştur. Abdurrahman'da da epey bir emeğim vardır. Cihan'da da epey bir emeğimiz vardır. Yani bunlar ne güzel olaylar. Böyle bunları gördükçe, yaşadıkça ne kadar şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum hakikaten. Evet. Ne mutlu evet. Bana. Diğer mezunlara da söz vereceğiz hocam da biraz önce turizm öğrencilerin daha sosyal olduğunu söyledin. Size bulaşan bir tarafı var mı? Sizin bir sosyal yönünüzle uğraşınız var mı hocam? Hocalık dışında yapmış olduğunuz. Ben şöyle Metinciğim, müzik konusunda biraz, resim konusunda da çok iyiydim. Nazmi'nin yaptığı karikatürler gibi ben de karikatür filan resimler çizerdim. Lisede beni ne müzik hocam ne de resim hocam paylaşamadılar. Sonunda ben müziğe adım attım. Zaten ortaokulda radyoda gitar filan dinlerdim. Gitar sololar dinlerdim. Tesadüfen o yıl Ankara'ya geldik. Bana bir gitar alın filan dedim. Ortaokul 1 mi 2'de mi dedim o zamanlar. Koca Ankara'da bir gitar bulamadı. Annem rahmetli oğlum var, gitar bulamadı sana bir bağlama alalım dedi. Biz bağlamayla başladık. Bağlama beni kesmedi. Akordeon derken cümbüş derken ut.
bu gibi enstrümanlarla ben iştigal etmeye başladım. Ve dolayısıyla dolu dolu bir müzik hayatım oldu. Ben üniversitede Koç yurdunda kalırdım. Babam rahmetli biraz hatırlı gönüllü bir insandı. Öğrencisi Nedim Ökmen, Tarım Bakanı. Onun vasıtasıyla o zamanlar Koç yurduna girmek bir hayli zor. Türkiye'de değil Avrupa'da bile eşi olmayan bir yurt. Herkesin özel odaları var. Sene 1959-60'lardan bahsediyorum. O yurtta kaldığım sürede beni el üzerinde tutarlardı. Bütün tıp fakültesindeki öğrenciler, diğer fakültedeki. Neden? Bir eğlence olduğu zaman bilgi orada olmalı. Hele bir anım var, hiç onu unutamam. Tıp fakültesindeki arkadaşlarımla çok haşır neşir olmuştuk. Hepsi kimisi mezun olmuş, kimisi mezun olmamış o sene. Geldiler yurtta. Bazıları sarhoş olmuş. Bazıları işte ayık, yarı ayık filan. Bilgi haydi gider nereye? Gençlik Parkı'na, Ankara'da. Ben akordeonu sırtladım. Tabii delikanlıyız o zamanlar. Peşime takıldılar. Bütün yurt öğrencileri. Bir arkama baktım belki 150 tane kişi olmuşuz. O şekilde biz bir Gençlik Parkı'na gidiyoruz. Yani uğraşı bu akademik kariyerin dışında böyle bir müzik olayım var. Bir de resim olayını size anlatmaya çalışayım Nazmi orada. Ben üniversiteden mezun olunca yine babam rahmetlinin ön ayak olmasıyla orada Teknik Ziraat Müdürlüğü'nde görevlendirildim. Teknik Ziraat Müdürlüğü öyle bir kurum ki orada birçok ziraat yüksek mühendisleri var ve teknisyenler var. Şöyle böyle yaklaşık 30 kişi kadarız. Ben orada tabii uyum sağlayamadım. Sıkıldım çok. Benim işim değildi bu diye düşündüm. Ne yaptım? Başta müdür olmak üzere diğer personelin karikatürlerini yaptım. Kendilerine verdim. Ve 5 ay 10 gün sonra da haydi bana eyvallah dedim. Oradan çıktım. Kontrollü Ziraat Krediler diye çok güzel maaş veren bir kurum var Ankara'da. Oraya başvurdum. Ve bunun yanında bir de yurt dışında burs olayım oldu o sene. Her ikisine de başvurdum. Her ikisinden de olumlu cevap geldi. Biz Amerika'yı tercih ettik. Amerika'ya gittik. Evet. Hocam bu özelliklerini bilmiyorduk. Ben de ilk defa duyuyorum. Büyük ihtimalle okulda da Esat Hoca siz keşfedememiş galiba hocam. Hiç okulda da yansıtmadınız. Esat'la çok iyi bağlantılarımız oldu. Can kulağı çınlasın. Esat'ın da yine devam ediyor müzik çalışmaları. Evet. Şimdi Kemal Hocam var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yalnız bir şey var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evlenince bu müzik olayı da bitti. Resim olayı da bitti. Evet. Arada sırada aklıma gelir bir ut alayım da. Düğün tamamlamış demek ki hocam. Amaca ulaşmışsınız. Ondan sonra gerek yok. Aynen. Hiç yani her şeye doydum Allah'a şükür. Bizi dinleyen öğrenciler de çok çok selamlar, sevgiler sunuyorum. Gürhan da orada arabada galiba. Onu maşallah kiloları biraz daha da artmış. O iki saattir Mersin'e geliyor galiba hocam. Bir türlü inemedi arabada. Allah. Öyle mi? Ha, iyi. Hoş geldi. Sefa geldi. Demek ki bu gece yine bazı şeyler olacak. Neyse böyle bir nazar boncuk. Fakülteleşme olayı gerçi bitmek üzere de fakülteleşme olayında tabii Celil ve Kemal'in çok büyük etkileri oldu. Ve bu arada ben şunu da söylemekten bir parantez açayım. Kemal bizdir de kazandıran bu çorbada tuzu olan benim. Şöyle ki Kemal mezun olunca okulda kadrosunu ben ayarladım. Bundan da çok mutluyum. Amerika'ya gönderdik onu. Amerika'ya giden öğrencilerim, orada iştah yapan öğrencilerim arasında en vefalı Kemal'dir. Kemal geri döndü. Oradayken birçok bize katkıları oldu ve fakültede de çok çok önemli katkısı olmuştur. Kendisine sevgilerimi buradan yolluyorum. Evet. Kemal Hoca duymuyor herhalde hocam. Ben söylüyorum ama. Orada mısın Kemal Hocam?
Ya önemli değil. Evet. Tekrar şey yaparız. Bir de mikrofonu kapalı. Ben bir soru. Efendim? Mikrofon da kapalı Kemal Hocam ama belki o yüzden dahil olmuyordur hocam. Özür hocam, var mı sizin söylemek istediğiniz hocamıza? Yani sormak istediğiniz? Metin Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Sana da gelecektim Asım, evet. Tamam, ben bekleyeyim o zaman. Sıramı bekleyeyim. Burada, ekrana bakarak seçiyorum böyle rastgele. şey var ya, bize rastgele örnekleme dediğimiz. Başka mesela bu fakülteleşme olayı hakikaten çok önemli. Yani yüksek okulumuzun, zaten Mersin Üniversitesi'nin altyapısını yüksek okulumuzun kadrosu oluşturmuştur. Fakülteleşmede şu anda işletme bölümü, rehberlik ve mutfak, gastronomi bölümleri faaliyette. Bu iki işletme bölümü yüksek lisans, sosyal bilimler sistemine bağlı olarak master ve doktora programları veriyor. Tabii bu çok önemli bir konu. Zaten amaç olarak akademiye ihtisaslı elemanlar yetiştirmek, üst düzey yöneticiler yetiştirmek, alanlarda bilgileri oluşturmak gibi önemli görevler üstlenmiş durumda. Parıldayan bir kurum. Ne mutlu bize, bugünleri gördük. Hepsini kucaklıyorum, sevgiler sunuyorum. Teşekkürler. Alp Hocam, siz bir şey eklemek ister misiniz? Hocamızla birlikte... Çok güzel bir programdı. Ben özellikle Bilge Hoca'nın çok renkli yönlerini daha önceden bilmiyorum. Çok güzel anlatımıyla biz de katılmış olduk bu güzel programa. Bence Bilge Hoca gibi hocaların öğrencisi olmak da bir ayrıcalık, sizler için de özellikle söylüyorum. Kendisini kutluyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum özellikle. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben ama sizin gibi okul birincisi olamadım sevgili hocam. Söylememem gerekiyordu herhalde. Yok, biz onu biliyoruz. Ne mutlu, ne güzel. Asım hocam buyur. Asım. Teşekkür ederim Metin. Öncelikle tüm hocalarımı saygıyla selamlıyorum. Katılımcılara da sevgilerimi iletiyorum. Mersin Turizm sektöre çok eleman verdiği gibi Turizm Akademisi'ne de çok öğretim üyesi kazandırdı. Ve bu öğretim üyelerinin birçoğu da hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda çok büyük başarılara imza attılar. Bunun nedeni acaba okulumuzun adının eski öğretmen okulu olmasından mı kaynaklanıyor hocam? Yoksa sizler turizmci değildiniz ama belki de gizliden gizliye, bilinç altına bir akademisyenlik ruhunu mu işlediniz bize? Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? Teşekkür ederim. Sevgili Asım, işte karşımda duruyorsun. Bunu sizler yaptınız. Sizlerin çabalarınız, sizlerin turizme olan katkılarınız, yoğun çalışmalarınız bu tabloyu ortaya çıkarttı. Ben her zaman başlarda da söylediğim gibi 81'de Mersin'e geldiğimde turizmci değiliz. Ancak çocuklarımız turizmci olacaklar ve hani hep söylüyorum, turizmde patlama olayı diyoruz. Hakikaten turizm sektöründe sizler çok sıkıntı çekmiş olsanız bile turizmin ve diğer okullarımızda da aynı şeyler olmuştur eminim ki. Turizmin bu seviyeye gelmesinde en önemli etken sizlerin çabalarınız olmuştur. Öğretim üyeleri olarak da hakikaten okulumuz akademisyen olarak çok yerlerde akademik arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız var. Bu belki de bizlerin size bilinç altında bazı şeyler yüklememiz sonucunda olmuştur. Bazen belki şu anda unutmuş olabilirim, karşılıklı sohbetlerimizde çocuklarımızla öğretim üyeliği, öğretim elemanının ne kadar önemli olduğunu söylemişimdir. Bunlar sizleri etkilemiş olabilir.
Ama esas olan her zaman söylediğim gibi siz sevgili şu anda benim gözümde hep öğrenci kalacaksınız, hep çocuklarımsınız. O kırık dökük sıralarda yaramazlık yapan çocuklarsınız. Benim gözümde hepiniz öylesiniz. Yani size adınızla hitap edersem, çocuğum derseniz hiç şey yapmayın. gücünüze gitmesin diye. Sağ olun hocam. Bize çok büyük katkılarınız oldu. Biraz önce başarıları sıralarken aslında hep yönetmeliği dile getirdiniz ama aslında antidemokratik olan o yönetmeliğin siz biraz da tutum ve davranışlarınızı da demokratik hale getirdiniz. Biz öğrencilerin fikirlerini alarak okulu belki de birlikte yönettik. Çünkü bizim okulda hiç sağcı, solcu, terör olayları olmadı. Oysa Kürt kökenli de vardı, ülkücüsü de vardı, aşırı solcusu da vardı ama orada belki de bu ilişkiyi siz dengeleyerek zaman zaman biz öğrencilerin fikirlerini alarak okulu birlikte yönetme alışkanlığı kazandırdığınız için de belki bugün Metyot bu kadar başarılı, belki hiçbir okulda, hiçbir üniversitede mezunların bir araya geldiği kadar gelemediği kadar gelen bir yapıyı biz belki de o yıllarda öğrendik. Birlikteliği o zaman öğrendik belki de. Sadece yönetmelik değil, sizin tutum ve davranışlarınız o yönetmeliği biraz daha hafifletti. Çünkü ben biliyorum, ben anti YÖK'cü biriydim o zaman ama o uygulamalar eğitimi biraz daha kabul edilebilir hale getirmişti. Çok doğru Asım. Yani tabii ki gelişmeye etki eden faktörlerden birisi de oydu. Tabii bu zaman zaman çok sıkıntılara yol açtı. Tabii devreye girerek bunları yumuşatmaya çalıştık. Önemli olan burada bir aile ortamının dediğin gibi oluşması. Yani çok çok önemli. Bir senede bir biliyorsun toplantılarımız olur. Yani o coşkuyu, o sevgiyi, o sinerjiyi yaşamak müthiş bir olay. Birbirimize sarılmalar, eski öğrencilerimizle sohbet etmelerimiz çok çok farklı bir olay. Yani bu kelimelerle ifade edilemeyecek güzel bir olay. Biz bunu sağladıksa ne mutlu bize, ne mutlu size. Sizler bunu yaptınız aslında. Biz karınca kaderince bir şeyler yapmaya çalıştık Asım'cığım. Teşekkürler Asım. Hocam Güran'la çok anları var size. Ona söz hakkı vermeyeceğiz. Zaten fazlasıyla paylaşıyor çünkü. Bayağı da katkımız olmuş kendisine okuldan mezun olması için. Barbaros var. Belki o bir şey okulumuzda basketbolda çok aktif bir arkadaşımızdı Barbaros. Belki kendisinin vardır sizle ilgili anları, bilemiyorum. Barbaros. Hocam merhaba. Merhaba Barbaros. Katılımcı olan diğer hocalarıma, büyüklerime, arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada sakalın çok yakışmış. Sağ olun hocam. Yani sizi gördüm fotoğraflardan, dedim peşinizden yürüyelim. Haydi bakalım. Hocam burada Kuşadası'ndayım, şu an Pamucak'tayım. Ara ara tabii İzmir'e de gidip geliyorum. Sabah aldım söyleşi linkini. Biraz da yoldaydım, bu nedenle denk gelemedim başına ama eminim her zamanki gibi çok güzeldir. Sesinizi duydum, sizi gördüm, çok mutlu oldum. Sağ ol, teşekkür ederim. Hocamın, Metin hocam tabii biz eğer hayatımızla ilgili hani bir yapı ortaya koyduysak bunda hocamın çok büyük emekleri olduğunu, bütün hocalarımızın çok büyük emekleri olduğunu tabii ki biliyoruz. Bildiğimiz için de bir aradayız zaten. Hani hiçbir zaman sağ olsunlar ne hocam bıraktı bizi ne diğer hocalarımız, sürekli hep görüşüyoruz. Biz herhalde birlikte yaşama, birlikte olma kültürünü iyi kurduk yani o yıllardan. Çok hala tabii. Daha bir otelin banket salonunda buluştuğumuzda sanki orası bir banket salonu değil de kantinin önü gibi geliyor bana. Hani aynen. Bir ev gibi. Aynen hocam, o şekilde. Ama tabii bunların bence hani bizim bu yapıya olan sevgimiz hep sizlerin bize verdiği sevgiyle,
güzel bir bileşendi. Yani hepimizin içindeki şeyler demek ki bu kadar yıldır eksilmeden aksine daha daha artarak ilerliyor. Bir de bu pandemi nedeniyle çok sarılamadık birbirimize. Dilerim en kısa zamanda bitsin ve biz eski günlerimize dönelim. Yine salonlara yetmeyelim, ne bileyim otellere, büyük otellere anca şey yapalım. İnşallah. Hocam sizi gördüm, daha fazla uzatmayayım. Eşinize de çok selamlar. Sizleri de saygı sevgiyle ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Barbaros sağ olun. İzleyen diğer arkadaşlarıma, büyüklerime de selam ediyorum. Sevgiler. Çok teşekkür ederim. Barbaros da KSK'ya görünce hocam siz de bir aşırı Beşiktaş taraftarsınız bildiğim kadarıyla. Beşiktaş, evet Beşiktaş. Bir ders sırasında, öncesinde ders iptal etmiştiniz. Beşiktaş'ın Avrupa şeyi vardı, karşılaşması vardı. 5-0 yenmişti. O gün ders öncesi iptal etmiştiniz. Maça gidin, maçı seyredin, yani dinleyin şeklinde radyodan. Oradan hatırlıyorum Beşiktaşlı olduğunuzu. Şöyle Metin, yani hakikaten Beşiktaşlı idim. O olayı çok net hatırlıyorum. Ancak gel zaman git zaman Beşiktaş'ın yine Avrupa'da bir maçı oldu. Orada 3-1 yendi. Türkiye'de bu söylediğime 15-20 sene belki oldu, daha da fazla olabilir. Türkiye'de geldi aynı takıma 3-1 yenildi. Ben dedim ki ben Beşiktaş'tan istifa ediyorum. Beşiktaşlı olmaz. Ve o gündür bugündür hakikaten Beşiktaşlıyım diyemem. İyi oynayan takımlar tutuyorum, o kadar. Hocam o zaman olan bizim dersi oldu. Bir dersi kaybetmiştik orada ya. Canım bu gibi şeyler olmasa çocuklarımız bizi sevebilir mi yani? Ya canım benim. Yani sıkmak doğru değil. Zorlamak doğru değil. Her şey iyilikle, güzellikle yapılırsa amaca ulaşılabilir Metinciğim. Evet, evet. Başka soru soran arkadaşlarımız, hocalarımız söz almak isteyen varsa, değilse hocamız veya bir buçuk saat oldu. Çok fazla daha yormayalım isterseniz. Yani. Kemal hocam duyuyor musunuz? Söz almak istiyor musunuz? Herhalde mikrofonu kapalı. Evet. Gürhan bizim okulun en kıdemli öğrencisidir. O bir şey söylesin yani. Gürhan kaç yılda? 11 miydi? 11 yılda mı bitirdi? Öyle bir şey vardı Gürhan öyle. Bir şey diyorum ben ama. Ya Gürhan hakikaten çok farklı bir öğrenci. Onun Mübere Hanım'la çok enteresan bir olayı oldu. Mübere Hanım bize Boğaziçi'nden gelen, okutma kadromuzda yer alan bir arkadaşımızdı. Kulağı çınlasın. Gürhan tabii çok derslere giren çıkan, çok sıkı takip eden bir öğrencimiz. Mübere Hanım'ın da çok iyi bir öğrencisi. Ama nedense Mübere Hanım'ın dersinden başarı sağlayamıyor. Bu kadar iyi bir öğrenci olmasına rağmen. Fakat o dersi de geçmek istiyor. Ne yapacak, ne edecek falan. Bir plan yapar. Bu planda Dolmuş'a ikisi aynı anda binerler. Dolmuş'la Mübere Hanım evine gidiyor. Dolmuş'ta orada şeyler olur. Abi. Yardımcılar olur şoförün. Şoförün yardımcısına tembih eder. Oğlum der. Beyat kardeşim der. Şu bayanın çarp kolundaki, koltuk altındaki çantasını düşür der. Hakikaten bu gerçekleşiyor. Mübere Hanım telaş içerisinde oraya buraya elirken Gürhan daha önce hazırlamış olduğu cevap kağıdını kendisi o şeyden çıkarıyor, cevap kağıdını, hazırlığa cevap kağıdını çantasına koyuyor Mübere Hanım. Mübere Hanım geliyor, tabii okuyor. Gözlerine inanamıyor. Yani Gürhan bu kadar mı büyük bir sıçrama yaptı lisanda diye. Yani inanamıyor. Böyle bir anısı var. Gürhan'ın çok maceraları var canım. Evet. Sonra gelip sizle konuşuyor galiba hocam. Bunu paylaşıyor. Ya onu kurtarıyoruz canım bir şekilde. Yani Gürhan'da epey bir emeğim var. Epey bir emeğim var ama emeklerimiz boşa gitmedi. Sağ olun hocam. Sen de sağ ol Gürhan'cığım. Evet. Bizi her zaman mutlu ediyor. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ ol canım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nazım, var mı senin eklemek istediğin bir şey?
Yok, benim yok. Bilmiyorum. Arkadaşlardan ekleyecekler varsa bilmiyorum. Bilmiyorum. Bekliyoruz ama. Sanırım evet arkadaşlar, artık söz almak isteyen var mı? Ya da canlı yayına girmek isteyen var mı diyelim. Yok galiba. Evet, yok. Bir buçuk saat oldu. Bu kadar beklediğimiz şekilde zaten, planladığımız şekilde. O zaman teşekkür ederim bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza, mezunlarımıza. Bir sorun mu var? Yokmuş. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte, saat 4'te Necdet Hacıoğlu hocamız olacak Balıkesir'de. Eski yöneticilerinden, rektörlerinden. Onunla da yine 70-80'li yılları konuşacağız. Bilgi hocam çok teşekkür ediyoruz. Emek verdiniz. Hacanım ben teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Güzel hatırladınız. Güzel, akıcı oldu. Bilmediğiniz birçok yönlerinizi de öğrendik. Okulu da yakından öğrenmiş olduk. Okul sırasında hiç çoğunluğun farkında değildik. Okul hakkında da çok fazla bilgi sahibi değildik ama biz de yaşta ilerledikçe öğrenmeye devam ediyoruz. O yüzden teşekkür ederim. Ne mutlu bana ki kariyerinizde böyle üst noktalara geldiniz. Uluslararası tanıtımda Türkiye'de çok önemli katkılarınız oldu. Yani bu bir hoca olarak belki siz de bunu hissedebilirsiniz ama biz bunu çok derinden hissediyoruz. Sizleri böyle bu atmosferde, bu çalışmalarda görünce hakikaten iftihar duyuyorum ve çok çok farklı bir duygular içerisinde oluyorum. Hepinizi kucaklıyorum sevgiyle. Hepinizi öpüyorum. Hocam, kolay günler. Hocam sağlıklı günler dileriz hocam. Kendinize iyi bakın. Ben de sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin hocam. Size iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.